Öncelikle bugüne kadar 25 yıllık turizm hayatında ülkemizde bu denli geniş kapsamlı bir katılımın olduğu, uluslararası kapsamlı bir katılımın olduğu bir foruma ev sahipliği yapan World Tourism Forum organizasyonu ve çalışanlarını kutluyorum. Kesinlikle bu anlamda yakaladıkları başarı asla indirgenemez ve bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de şahsım, şirketim, bütün meslektaş arkadaşlarım da burada bulunmaktayız. Türkiye'nin genel olarak turizm potansiyeline baktığınızda dünyada biliyorsunuz 6. sıradayız. Tabii turizm gelirleri açısından da 12. sıradayız. Ve bunu da toplamda yaklaşık 35 ila 40 milyon turistle sağlamış bulunuyoruz. Bu bence Türkiye için bir başlangıç. Eğer bugün yaptığımız organizasyon, katıldığımız organizasyon gibi bu şekilde değişik sektörlerde ve değişik segmentlerde uluslararası organizasyonlar organize ettiğimiz takdirde biraz önce içeride Ağoğlu'nun CEO'su da bahsetti. Biz inşaat sektörü olarak turizmden çok faydalanıyoruz dedi. Yani turizm dendiğinde sadece seyahat eden insanlar algılanmamalıdır. Bu potansiyelimizi marka değeri haline getirdiğimizde çok daha fazla değerli olacağını inanıyorum. Evet. Şimdi tabii bu yine verilerle kanıtlanmış bir durum. Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Turizm Örgütü içerisinde bulunan rekabet analizi yaptı ve Türkiye kültür turizminde, kültür varlıklarında dünyada 16. sırada yer alıyor. Yani bunu böyle söylerken kültür turizmini göz ardı etmememiz lazım, geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor. Tabii Türkiye değişik tatil imkanlarına veya kültürün dışında turizm imkanlarına sahip bir ülke. Örneğin golf turizmi bugün geliştirilmesi gereken, daha fazla markalaşmaya yönelik yatırım yapılması gereken bir bölümdür. Sağlık sektörü aynı şekilde dünyanın en yeni, daha doğrusu Avrupa'nın en genç, en yeni tesislerine sahibiz. Yine en donanımlı hastaneleri ülkemizde bulunuyor. Bu da sağlık sektörü için göz ardı edilemeyecek bir değer. Sağlık turizmini geliştirebiliriz. Kültür turizmini geliştirmemiz lazım. Sadece deniz, kum, güneş destinasyonlarıyla değil, yeni destinasyonlar veya mevcut destinasyonların geliştirerek, desteklenerek bu kapasitenin doğru kullanılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi konu İstanbul olunca ben Napolyon Bonaparte'ın sözünü hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Şöyle bir sözü var. Eğer dünya tek bir ülke olsaydı İstanbul onun başkenti olurdu. Yani dolayısıyla İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değerlendirmeyelim. Medeniyetlerin merkezi olarak değerlendirelim. Kültürün merkezi olarak değerlendirelim. Tabii ki finans merkezi olduğunda ekonominin bütün katmanlarına mutlaka fayda sağlayacaktır. Bugün örnek olarak Londra'yı verebiliriz. Dünya ekonomisi sadece Wall Street'te değil, aslında Londra'da da hayat buluyor, Londra'da da devam ediyor. İstanbul'da buna bir batının doğusunda bir merkez olacaktır diye düşünüyorum.